Sukuna'nın sonu neden tatmin etmedi? Yani karakter olarak isteklerimizi alabildik mi? Uraume'nin konuşmalarına dayanarak bir şeyler çıkartılabilir mi Jujutsu Kaisen'in geleceği hakkında? Karşınızda Jujutsu Kaisen'in 268. chapter'ın incelemesini ve analizi için karşınızdayım. İyi seyirler. Öncelikle evet, artık epilog muhabbetine girdik. Yani artık son chapter'lere epilog denilir. Genellikle son chapter'e epilog denilir ama son 3 tane daha chapter var ve epilog ruhuna girdik. Burada ilk gördüğümüz aslında Sukuna'nın aslında Megumi'ye psikolojik baskı yaptığını görüyoruz burada. Sürekli zaten hani özellikle yani zaten şey diyor Sukuna burada, sen bütün uğruna savaştığın, yani kız kardeşini burada ifade etmek istiyor. Onlar yok oldu, yani sen bensiz yaşayamazsın, yaşasan da ne yapacaksın diye. Aslında burada çok destabilize olmuş bir Sukuna ile karşı karşıyayız. Çünkü birisi yaşamaktan korkuyor Megumi, birisi ölmekten korkuyor Sukuna. Yani Sukuna'nın ilk defa bu kadar destabilize olduğunu, zaten fiziksel olarak, konuşma olarak, zaten akabinde biraz daha böyle bir Siyazetsu'ya benzeyen hani iş çatışmasını görüyoruz ve iş buhranlığını görüyoruz Sukuna'nın esasında. Yani enteresan bir paradoks. Dövüş, Sukuna ile olan dövüşler çok uzundu. Lakin bitiriş de çok kısaydı. Ve inanılmaz çift sayfa yani resimleri var. İnanılmaz dediğim aslında burada özellikle Megumi'nin Sukuna'nın dışına atılması ve vücuttaki postür çizimleri çok hoşuma gitmişti. Ve tabii ki de Sukuna'nın son anlarında hani vücutsuz, o koca fleo olan Sukuna'nın ne kadar kifayetsiz, basiretsiz bir oluşum olduğunu da görüyoruz. Burada zaten Parazit'ten Migi'ye de çok benzetirim. Bir de Fullmetal Alchemist'in sonlarına da çok benzer. Envy karakterinin en sonunda bir bokalda, bir hani bokal dediğim bir kovanozda oluşuyla alakalı. Hani onu da mesela benzetilebilir. Polemiğin esas sahnesi bu. Bazıları diyor ki hani Sukuna için neden böyle bu kadar kısa olduğu, daha uzun gerekiyordu. Hani o Sukuna'dan konuşuyoruz vesaire. Ben aslında evet, yani zaten bir paradokstu çok uzun olup kısa olması. Lakin ben çok mantıklı buldum. Yani biraz da Sukuna çok rafine olmuş bir villain, bir antagonisti esasında. Ve bizler aslında biraz daha önceki eserlerde daha çok böyle bir ideal, bir karakter gelişimi, antagonistlerde bile o tarz şeylere alıştığımız için ve bu kadar büyük bir antagonistin hani aslında bir karakter gelişimini bekleyiş içerisinde olduğumuz için böyle bir tatminsizlik var. Ama bunlara mesela genel olarak bakıldığında Nobara'nın gelişi, hani diyorsunuz ya, yani karakter gelişimi olarak tatmin etmediyse zaten Sukuna'nın hani karakter gelişimi tatmin etmeyecekti. Çünkü biz Shibuya dramından itibaren Geigya Kutami'nin ne kadar gerekli olan bilgileri bize verdiğini, yani gereksiz bilgiler çok değinmiyor, gerekli olan bilgileri veriyor ve çok hızlı gittiğini zaten biliyoruz. Böyle bir yazısı vardır Shibuya zamanından itibaren. Ondan dolayı yani bu karakterin, bu villain'in, bu antagonistin çok böyle aşağılayıcı bir şekilde ölmesi, daha sonra Yuji'nin geri gelmesiyle, yani aradaki konuşmalarla çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ve illa ki hani bunun böyle güzel bir antagonistin yani çocukluğunu, geçmişini hani elbette bilmek isteriz ama mesela Dragon Ball'dan Freezer'a çok benzetirim. Bazıları ki öyledir, antagonist olarak tamamıyla kötülük için kötülük yapan bir insanın ve hatta hiçbir ideali olmayıp kötülük yapan bir insanın en güzel antagonist villain olarak seçilir. Ondan dolayı Dragon Ball Z'de birçok insan Freezer'ı sever. Ama gelip de kötü bir karakteri, yani bir yargısı olmayan, bir bakış açısı olmayan bir karakterin, yani şimdi Freezer'ın çocukluğunu bilmek ister miyim? Hayır. Burada aslında Sukuna'nın daha çok bizi şey yaptığımız, yani bizi merak uyandıran şey esasında bu gücü şahsi vücudunda eyyan zamanlarda ne vardı? Bir de o zamanda hani o Sukuna'yı yenen Suicide Squad kimdi yani? O da merak ediyoruz ve bununla alakalı, çünkü mesela Gojo Satoru, hani Gojo klanın diğer üyelerini bilmiyoruz. Zeninler de var. Hani o zamanlar kimler işte karşı durduğu Sukuna'ya. Çünkü orada Uraume'den çıkartabiliriz bunu, bu durumu. Uraume, Kinji Akari, evet bunlar off-screen'deydi. Bu arada ona da geçelim. Off-screen'de hani tabii çok böyle şey yani şakalar dönüyor daha doğrusu. Lakin bu off-screen oluşu bence aslında animasyonun yapıldığında biraz daha aralık kapanılacak. Biraz şeye benzetiyorum, bilirsiniz mesela bu Kenjaku Shosou dövüşünde 2. sezonda mangada çok kısaydı. Ama animede biraz daha bunun böyle bir mizanseni, güzel sahneler, güzel fight sahneler ile karşımıza çıkmıştı anime. Ben hani Uraume Kenjaku olayını öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü baştan aslında Kenjaku Uraume fight'ı prezentasyonu yapıp akabinde zaten muhtemelen Sukuna dövüşünden dağılmak istememiştir ve iyi de oldu bir yandan, çünkü One Piece'te bazıları sevmiyor, ben de çok sevdiğim bir durum değildir. Hani tam işte atıyorum Zoro King dövüşün en önemli sahnelerine hop Sanji'ye dönüyorsun, hop Nami'ye dönüyorsun, hop Brook'e dönüyorsun. O biraz insanı şey yapıyor yani, biraz ilgi odağı dağıtıyor, çok uzatıyor. Ondan dolayı bir yandan Gege Akutami'nin bunu yapmaması bence daha iyiydi. Tamamıyla böylece Sukuna'nın hani fight'ına konsantre etmiş oluyor. Böylelikle animede de hem Uraume'yi, Kenjaku'yu görürüz hem de burada Sukuna'nın devamını görürüz. Ve ben hani şey de düşünüyorum, yani bu dövüşün sayesinde Uraume Kinji Hakkari sayesinde biraz hani bölümler de uzatılabilir. Hatta bir yeni sezon da, hani bir sezon bitirişi de bunun üzerine yapılabilir. Ondan dolayı, çünkü mangada çok kondanse, çok sıkıydı Sukuna dövüşü. Yani ardı ardına bütün karakterler geldi. Bence hani bir fan olarak, okuyucu olarak yormadı, gereksiz bilgiler vermedi, tamamıyla odaklı gitti. Gege Akutami demiş olduğum gibi Shibuya'dan beri böyle. Beni sadece rahatsız eden husus, yani bu füzyonun, yani Tengen'in Japon halkıyla birleşmesi çok önceden tizlendi yani. Çok önceden tizlenip bir şeyin yani verilmemesi biraz yani rahatsız etti beni. Yani yani rahatsız etmekten ziyade şeyi algılıyorsun, daha iyi idrak edebiliyorsun. Mangaka bitirmek istedi abi yani. Çünkü bunu Tengen birleşmesinde görüyoruz. Uraume Kinji Hakkari dövüşünde görüyoruz. Yani bitirmek istedi. Kinji Hakkari'yi de aynı zamanda şey, aslında aradaki sohbet de manidardır. Neden? Çünkü hani orada diyor ki siz şanslısınız hani. Çünkü normalde hani Sukuna'nın sadece Megumi'nin vücudundan koparılmasıyla yok oldu. Ve yok olunca da hani Uraume şey dedi, abi de artık Sukuna yok oldu, ben ne yapayım, siz şanslısınız. Bu arada şans olayını hani Kinji Hakkari'ye demesi de güzel bir şey. Hani Gai Sensei mi diyordu, bir dövüşte, bir doğal ortamda şans önemli bir faktördür. Ve Kinji Hakkari dövüşü de sürekli, nasıl desem, sürekli şanslı olsa yorabilir dövüş olarak. Bence bir yandan da Hakkari'yi birçok karakterler dövüştürmemeleri de mantıklı olmuş. Yani çok bir anguma var, büyük bir popülaritesi var ki ben kendim de severim ve onunla alakalı özel bir karakter incelemesi yaptım. Ama çok nasıl desem, yani dünyaya dönük olmadığı için özelliği, şans özelliği. Şimdi her dövüşte de şanslı diye yenmesi de bir yerden sonra sıkabilirdi. Ondan dolayı bir yandan o kozu Gege Akutami'nin kullanmaması ve yani az kullanması ve buna rağmen büyük bir popülarite yaratması çok bence hani bir manidardır. Güzel yazmıştır aslında Kinji Hakkari'yi karakterine ve güzel de kullanmıştır tam dozunda. Ve Sukuna'nın sonuna tekrar gelelim. Demiş olduğum gibi frizör benzetmesine çok yaptım. Yani yine aslında burada bir Maito benzetmesi var. Yani Maito'nun, Yuji'nin Maito'ya bakması benzetmesi var. Çünkü orada yani düşünün, yani Sukuna yönünde empati yapalım. Yani Sukuna ya hayatında en çok nefret ettiği, aşağılık olarak gördüğü karakter şu an işte yani bir sıvı halindeyken o size yukarıdan bakıyor ve yukarıdan bakmasıyla keşke öldürseydi. Öldürmedi, dedi ki gel Sukuna beraber yaşayalım. Yani zaten inanılmaz merkeziyetçil, egosantrik bir karakter olduğunu biliyoruz Sukuna'nın. Ve bu egonun ne kadar büyük bir darbe olduğunu da aldık. Ben demiş olduğum gibi yani Sukuna'nın, Fleo'ların yani zaten kendisi de demiştir, ben kendime insan değil Fleo olarak görüyorum. Yani bir canavar, bir lanet canavar olarak görüyorum. Ve bir yandan zaten bu iki paradoks arasında insanlar zaten gidip geldiği için hep böyle bir Sukuna'ya sevgiyi, aşkı böyle gösterme taraftarıydı. Çünkü böyle bir şey yapmış olsalardı, başarmış olsalardı böylelikle aslında Sukuna biraz daha insan olurdu. Ama kendisi her zaman canavarların laneti kralı olarak anıldı ve bence yine de canavar ve lanetlerin kralı olarak da ölmüştür. Ya şimdi vilen olduğu için vilenin kötü bir şekilde ölmesi güzel, mantıklı, basit ve şönene benzer. Çünkü son zamanlarda biraz da antagonist karakter gelişimi ve enteresan sonları son zamanlarda hani son eserlerde görüyoruz. Old school retro eserlerde nadir görürüz bu durumu. Vardır elbette de. Ama bir yandan bunu görüyor oluşumuzu şönene benzetilir. Vilen olarak rolünü tamamlamıştır. Vilen olarak yani. Ve yine Sukuna'ya hiçbir saygısızlık yapılmadı. Çünkü orada Yuji'yi gel yaşayalım derken Yuji Itadori yani ismiyle hitap ediyor. Ve ben hiçbir zaman senin içinde yaşamam tarzından bir cümle diyor zaten orada. Tebrik de ediyor nasıl kullandığını vesaire. Böyle şey bir enteresan bir şey diyor. Sen yine rolünü saklıyorsun tarzından bir cümlesi vardı da. Ama yine Sukuna yok oluyor. Yani burada bir yandan Sukuna'nın bir böyle gelişmiş bir yargısı yoktu. Bir vilendi çünkü kendi geçmişiyle bile umursamıyor. Yani ölüyor, ölmeye karar veriyor. Yani şimdi biz çok bağlıyız karakter gelişimine ama adam da zaten karakter anlamında, kendi geçmişi anlamında çok umursamıyor ki. Umursamayan bir karakterdir. Adam vilen yani. Adam yemek istediğinde yemek ister. Canı ne istiyorsa onu yapmak istiyor. Yani çok bir yargısal olarak bir gelişme yoktur. Ondan dolayı yani yine bu Sukuna'nın ölümü bence Gojo ile paralelite de görülebilir. Yani paralelite derken paralel lakin tezat anlamlarda. Çünkü burada Yuji en sevmediği insanın kollarında öldü. Gojo ise yani çok tatmin bir şekilde, mutlu bir şekilde ölmüştür. Çünkü kendisini eşit olarak gördüğü iyi bir insanın yani iyi bir canavarın ellerinden ölmüştür. Ondan dolayı hani adam gülmüştür ölerken. Gojo'dan bahsediyorum. Dolayısıyla hani hep böyle bu paralelite ve paralel gittiği kadarıyla da tezat anlamlarda görüyoruz mesela. İşte bu Megumi Sukuna konuşmasında. Aslında Megumi Sukuna mesela deminki bir önceki chapter'daki Yuji Megumi paralitesi görülebilir. Orada hani birisi Yuji yaşamasını istiyor, Megumi yaşamaktan korkuyor. Yine bu Sukuna'yla bu sefer Megumi yaşamak istiyor ve Sukuna ölmekten korkuyor. Yani böyle güzel ve genellikle bu sahnelerde yapıldığında resim benzerlikleri de var. Ondan dolayı demiş olduğum gibi Gege Akutami gayet gerektiği gibi odaklı, hızlı ve yani bu paraleliteyi kullanaraktan bence tatmin edici güzel geçmiş ve ileriye dönük bir senaryo, bir mizansen sunuyor bizlere. Bir de burada Yuji'nin hani kendisini lanetlenmiş olarak anlandırılınca ben de şey düşündüm yani acaba dolaylı olarak yani tam olarak bilmese de aslında Kenjaku'nun annesi olduğunu yani baştan beri annesiyle olan ilişkisini tahmin etmiş olabilirim yani öyle bir durum da olabilir. Ve hani yine şeye bakalım yani bazılarınız şey diyor evet mesela Maito'nun karakter tesiri ben Sukuna'dan fazla olduğunu düşünüyorum şimdi. Neden? Çünkü şimdi mesela sonuna bakıldığında aslında Sukuna çok aman yani Yuji'ye bağlı insanları yok etmedi. Yok ettiğini düşünüyorduk. Lakin etmedi ama Maito'nun neden bu kadar tesirli olduğuna bizim kanaatımız niye buna evriliyor? Çünkü tam karakter gelişimi, karakter değişim geçişindedir Yani geçişi odur yani Maito'nun Yuji ile dövüşünde başlamıştır karakter geçişi. Ondan dolayı çünkü orada mesela Maito ilk yani birkaç değerli insanı koparmıştır Yuji'den iki Nanami ve Nobaha ve orada mesela bakıldığında Yuji kendisini o zamanlarda Rulman gibi görüyordu. Bu lanet bu Jujutsu Kaisen evrendeki sistemin ama şimdi yaşamayı değerli kılıyor ve yaşamayı değerli kılması o kadar manidar ki adamın zaten kendisi Sukuna'ya şey demiştir. Hadi Sukuna beraber yeniden başlayalım. Ondan dolayı yani aslında biraz geçmişteki Yuji yani görseydi gelecekteki Yuji'yi gurur duyardı. Biraz hani burada Thorfinn'in işte benim düşmanım yok ve hatta Naruto'nun el uzatma politikalarına benzetilebilir Yuji'nin karakter gelişimini. Çünkü Yuji tamamladı. Yuji canın, yani hayatın, basitliğin kıymetini bildi. O sebepten dolayı ve bu Sukuna Yuji'nin zaten yani ailevi olarak birbirine bağlı olması ve direktmen aslında vilen olarak Sukun'a tamamıyla o bakış açısına gerekli bir mukavemet olması gerekiyordu. Ve o mukavemet rolünü çok iyi tamamladı. Bakın rol, yani aslında burada Nobara'nın geri gelmesi, Sukuna'yı yok etmesi, burada Nobara karakteri rolünü tamamlamıştır. Ha, burada sinir olduğumuz diyoruz ki abi yani karakter diyoruz. Az şeylere şahit olduk. Evet, Sukuna için de aynısı. Az şeye şahit olduk. Ama bunların bir yargıya bir yargıya mukavemet uygulamaları için rolünü tam doldurmuş karakterlerdir. Sukuna da öyle. O sebepten dolayı biz aslında konuşuyoruz. Bu bir şönen. Belli bir yerden sonra sonuçta Yuji karakterine, ana karakterine birisi mukavemet uygulaması gerekiyordu. Yani sen mesela gelip de diyelim ki ana karakterin, hani şönen bir karakter, neketsu şönen bir karakterin, yani bir adam koyacaksın karşısına ki sürekli eser boyunca iyi bir son olsun, eser boyunca mukavemet ve mukavemetle beraber böyle bizim nefesimizi kesen dövüşler olsun ve bunun bir şekilde rolünü doldurman lazım. Ona dolayı Sukuna'nın tamamıyla vilen olması, tamamıyla hani sadece canı ne istiyorsa yapması ve aynı zamanda canavarların, flyoların kralı olması tamamıyla o rolü doldurmuştur yani, öyle düşünüyorum. Ona dolayı karakter olarak bakmayalım, yani eserin rol tamamı olarak bakarsak biraz daha hani tatmin oluruz diye düşünüyorum. Bir yandan da abi adam vilen, yani bir zahmet de bok gibi ölsün. Ki bok gibi de ölmedi bence yani. Sadece sıvı haline biraz üzülüyoruz ama ne yapacaktın ya? Ölümüne 3 chapter daha mı yazacaktın şimdi? Yani o da mantıksız yani. Çünkü diyor ki ulan ben kalmam falan, kocaman Sukuna'yım. Ölürüm lan kendim böyle deyip hani çekip gitti. Bence güzel de öldü yani. Yani biraz forma çok takılıyoruz bence. Akabinde zaten Megumi ile beraberiz. Tekrar Megumi uyanıyor ve uyanırken de yine hani şey de güzeldi hani orada Nobara'dan Yuji böyle sürpriz yapmaya çalıştılar. Bir de şimdi var ya, Metal Gear Solid rolünü tamamlıyor Nobara. Çünkü hem bir gözü yok hem de bir kutudan çıkıyor falan. O yani bilmiyorum artık bilerek mi yapıldı ama göz kırpmaysa hoşuma gitti. Ben ona benzettim en azından. Burada hani birkaç sohbetlerde hani şey muhabbeti oluyor. Aslında bir yandan da bizim için çok şey değişti. Bunlar için çok şey değişmedi. Ha, Nobara şey diyor. Ulan diyor benim için üzülmediniz mi falan. Yuji diyor ki ya birazcık ağladım falan. Megumi diyor ya ben zaten derdim farklı, Sukuna'nın içindeyim, bacım ölmüş. Ama orada böyle bir şey demiyor, bir böyle buruşturuyor falan. Ondan sonra çok güzel bir Megumi'nin gülmesi var. Harbiden yani chapter'ın ben hani resmini seçmiş olsaydım bu olurdu. Megumi'nin çok güzel bir gülüşü. Çok güzel bir gülüşü yani. Ve bir yandan da Gojo'nun aslında son 2 mektup, tam Gojo'luk mektup. Hem süper egosantrik, basit kendi çizimleriyle, çünkü kendisini çiziyor orada Gojo. Ve diyor ki Nobara diyor ki anneni biliyorum konumunu falan. Ve babasına diyor ki yani Megumi'ye diyor ki yani babanı tanıdım ettim ve öldüren ben oldum. Bir yandan karakterlerin hani bunu nasıl desem, Nobara çok mesela ikisine de kifayetsiz bir bilgiydi bunlar. Hani diyordu yani Nobara ne yapacaksın, annene mi gideceksin, yok diyor Nobara. Megumi de diyor hiç sormadım diyor aslında. Yani benim için de çok önemli bir şey değil. Ve bir yandan bunu demeleri aslında hayatın ne kadar kıymetli olduğunu, anının ne kadar kıymetli olduğunu hepsi anlamış oldu. Hani Megumi diyordu ya ben basitlik. Yani ve Yuji de tamamlıyordu o yargıları. Zaten Nobara'nın flashback'ında da bunu görüyorduk. Yani bir anlamlı yargılara ihtiyacımız yok. Hayatın değerini anlatabilmek için. Ve bunların üçü de farkında, geçmişe takılmıyorlar. Onlar çok güzel bir durum. Bir yandan Gojo'nun da özellikle Tojizen'in babasını hep çocukluğundan beri 2. sezonda görmüşüzdür. Yani demeye çalıştı. Hani Fushiguro ile ilk böyle denk gelince ve diyememiştir. Aslında Gojo ne kadar egolu da olsa, ne kadar Gojo'luk bir cevap da olsa bir yandan onu tamamlayabilmesi, bunu demesi de bence manidar. Ve Gojo'nun ben hiçbir zaman bunları gördükten sonra düşünmek istemiyorum. Yani Gojo öleceğini bilmiyordu. Gojo değil, kendisi değil. Yani öğrencilerin bu dünyayı değiştirebileceğini ve onların bir inanılmaz potansiyel olduğunu ve onlara güvendiğini aslında daha çok burada inanmak istiyorum. Burada daha manidar olur, şönene daha yakışır ve o şekilde onlardan sonra bir anons var. Yuta Okutsu'ya kurtarmak değil, yardım etmek. Bu çok önemli. Yani burada aslında bütün karakterler toplanıyor işte Maki ile beraber falan vesaire. Gidiyorlar Yuta'ya yardım etmeye. Ve Yuta yardım ederken hepsi böyle bir alnı terli, kafaları terli. Aslında fon olarak yani yani duygusal fon olarak inanılmaz aslında komik bir durum var burada. Çok acil bir durum yok. Ben bu durumu biraz olarak yapabilirim yani. Şöyle yorum yapabilirim. Bir anonsla karşı karşıya kalacağız. Çünkü bütün karakterlerin toplanması var. Ve biz de hani orada aslında Yuta'nın ismiyle işte seni pislik tarzında bir küfür var. Bir kere Yuta karakterinin sadece Yuta demeleri, Yuta ismini demeleri çok az karakter diyor yani. Bir Gojo diyor, hadi Yuki der falan. Ama yani çok az karakter aslında Yuta'ya Yuta diye seslenir. Burada tabii hani herkes böyle Gojo'nun hani geri gelmesi, Gojo'nun vücut muhabbeti falan hani bir durumlar olmuştur falan vesaire. Hani bunun bir running gag olarak demeleri mantıklı bulurum. Yani böyle bir şaka mahiyetinde olması bu zamanlarda hani yapabilirler mi? Yapabilirler. Yapabilirler. Ha dövüşte olmaması iyiydi Gojo'nun geri gelmesi. Zaten mantıksızdı dövüşte gelmesi. Çünkü zaten ana karakterin büyük vileni öldürmesini istiyoruz esasında yani. Ama burada hani çıkartmaları ne bileyim, güldürür beni, mutlu eder. Ha tamam hani Jujutsu Kaisen oldu falan. Evli mutlu son herkes de yaşıyor ve bakacaksın ki Sukuna aslında çok da yani Yuji için çok büyük bir kayıplar olmadı. Ha şöyle kayıplar oldu aslında biraz daha karakterini pekiştirmiş oldu Yuji'nin ve hayat değerini bilme hususunda. Megumi'ye de zaten Donbara biliyordu ve Yuji için de. Ondan dolayı hani böyle bakılabilir bazıları ne bileyim böyle acayip teoriler de var yani. Tabata gelir bir şeyler yapar Yuta'nın vücuduyla ne bileyim öyle bir durum ama bence bir Gojo'nun geri gelmesini görebiliriz. Geri gelse bir geçici süreliğine bir yani ulan ölüşü de şakaydı be. Giderken de güldürdü falan böyle de olabilir ama bir ufaktan da görebiliriz. Yani sonuçta Toji'yi gördük geri gitti yani ikinci hayatında geldiğinde. Hani böyle bir tarz bir olabilir veyahut da kalabilir bilmiyoruz. Sukuna'nın son halen parmağı var. O son parmak ne oldu? Onu da bir bilmek lazım. Çünkü Sukuna'nın son parmağı belki de Yuji yani bir şekilde kendisi emmesi lazım ki Sukuna tehdidi bir daha gelebilme ihtimali olmasın. Dolayısıyla hani bir şaka tarzına da hani bir bakmışsın Yuji'nin içinde ufaktan böyle güçsüz kalmış ama yine de korporel olarak Sukuna var falan böyle biraz yani yapıyor hani Yuji Itadori ismini dedi ya artık hani tamam sen uzaktan seni tanıyorum falan da çoktan şımarma falan muhabbeti de olabilir böyle son chapter anısına yani birçok şey beklenebilir tabi ama zaten epiloga girdiğimiz için burada ne bileyim yani bir potansiyel gelecekten konuşsam da kifayetsiz bu olur o olur desem de kifayetsiz çünkü bitti yani biterken abi ulan ağlayacağım ya çünkü harbiden çok güzel bir eserdi 4 senelik bir eserdi satışlarıyla belli başarılı bir eserdir. Büyük bir ara yok. Öntör gibi. Akabinde her hafta bu olur mu, o olur mu? Yani enerjilerimizi de harcadık. Güzel teori üzerine de konuştuk. Şahsi olarak bu karakterin de büyümesine vesile oldu. Yani böyle güzel bir hikayeydi. Güzel bir yoldu. Güzel hep beraber yürüdük. Ondan dolayı bence harbiden çok tamamlanmış. Müthiş. Tatlıydı. Jujutsu Kaisen çok tatlı, güzel bir şönen neketsudur. Yani ondan dolayı harbiden sonra devamı elbette hep bir 3 noktaya bırakırlar. Hiçbir mangaka şunu demez yani biz salıyoruz artık ben prequel sequel yapmayacağım. Yani olmasa bile biz lisans ölmeye terk edilse bile denilmez. Çünkü marketing anlamına bunu demiş olsan otomatikmen satışların duracak. Heykel diyorum. Küçük böyle plastik figürün satamayacaksın, manga satamayacaksın falan filan. Ve animasyon şirketlerin senin eserin üzerinde de film yapmak istemezler. Ondan dolayı yani ne olursa olsun yapmasa bile G.G. Akutami'nin bunun devamını merak etmeyin. Bir şey yapabiliriz falan. Her zaman böyle bir 3 nokta tarzında bir bitiriş olacaktır. Diyeceklerim bu kadardı. Yani böyle konuştukça Jujutsu Kaisen daha 3 chapter'ümüz var. Konuştukça hani biraz üzülüyorum da. Ama mutluyum da bunu yaşadığım için, bunu yaşadığımız için. Diyeceklerim bu kadardı. Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.